Meltem Hanım öyle konuşmadan oturuyor koltukta. Ya. Dur ben bir bakayım ona. Anneciğim. Efendim. Kuaföre gelecek misin? Yok, benim saçım iyi, sen git. Anneciğim iyi misin? İyiyim. Hayır değilsin. Duygu, sen hayatının en önemli kararını verdiğinin farkındasın değil mi? Farkındayım anneciğim. Bu verdiğin kararın hayatının geri kalanını da etkileyeceğinin farkındasın değil mi? Farkındayım. Bu kadar genç yaşta verdiğin bir kararın hayatının geri kalanını alt üst edeceğinden çok korkuyorum. Daha çok gençsin. Anneciğim, beni sen yetiştirdin. Ben senin kızınım. Ne olur sen rahat ol. Ben Berke'yle dünyanın en mutlu insanı olacağım. Lütfen bana da kararlarıma da güven anneciğim. Geleyim mi yanına? Anneciğim ben çıkıyorum. Tamam kızım. Hoş geldin babacığım. Hoş gördük. Her şey hazır mı? Hazır babacığım. Sadece çay ve kahve ikram edeceğiz. Annen nerede? İçeride hazırlanıyor. Ben de kuaföre gidiyorum. Gel gel bakayım. Biraz sonra gidersin. Gel. Gel geç otur. Duygu. Bugün hayatının en önemli kararlarından birini veriyorsun. Evet babacığım. Bak, eğer günün birinde hata yaptığını düşünürsen, yani ileride böyle düşünürsen, şunu sakın unutma. Bu kapı sana her zaman açık. Doğru karar versen de, hata yapsan da, ne olursa olsun, iyi de olsan, kötü de olsan, bu kapı her zaman sana açık. Çünkü biz seni koşulsuz seviyoruz. Anlıyor musun? Hiçbir koşul yok. Bak. Kendini hep güçlü hisset. Tamam mı? Benim annem var, benim babam var de. Ve hiç unutma, kapı sana her zaman açık. Her zaman. Ben hayatta da olsam, ölsem de bu kapı sana her zaman açık. Bunu sakın unutma. Biz senin her zaman yanındayız. Canım benim. Güzel kızım. Güzel kızım. Hadi fırla, fırla. Hadi fırla, fırla.